Evet, sahneye çıkma deneyimi açısından belki olabilecek en olumsuz şey örneği yaşadık. Bugünün, bu haftanın, bu etkinliğin keyifli olmasına, heyecanlı olmasına verin. O fotoğrafı da değiştirmem gerekiyor bir ara. Çok beğendiğim bir fotoğraf değil. Evet, herkes hoş geldi tekrar. Bugün ikinci gün. 2013 yılında Antonopoulos'un Bitcoin fiyatı 100 dolarken yaptığı konferanstaki seyrekliğin bir tık üzerindeyiz şu an. Fena değil bence. Ben kendimi tanıtayım. Baran Yıldırım, Mamoru Türkiye Ülke Direktörüyüm. Mamoru'dan biraz bahsedeyim size. Mamoru 2022 yılı başında hayata geçmiş bir kripto para platformu. Yerli bir kripto para platformu. Türk lirası ile kripto para alım satımına aracılık ediyoruz şu an itibariyle. Türkiye'ye yerleşik bir kripto para platformu fakat Hong Kong menşeili bir varlık yönetimi şirketinin arkasında olduğu bir platform olduğunu belirtebilirim. Şimdi bugün ne konuşacağız? NFT, Metaverse ve ötesi olarak ben başlığı belirledim fakat aslında buradaki birçok kıymetli katılımcı tabirlere hakim, belki çok teknik boyutta, detayda bilgi sahibi olan kişiler de var aramızda şüphesiz. Ben biraz daha böyle işin ABC'sini anlatacak şekilde kurgulamak istedim sunumu. Evet, NFT ile başlayabiliriz. NFT'nin açılımı non-fungible token, yani değiştirilemez, dönüştürülemez token. Biz nerede görüyoruz NFT'leri son dönemde? Sanat, koleksiyon ve dijital oyunlar ile ilgili öğelerde sıkça karşılaştığımız bir yenilik. Günün sonunda bu NFT işin özeti itibariyle nedir? Blok zincirinde mühürlenmiş bir dijital mülkiyet hakkı. Blok zinciri teknolojisinin mucizesini kullanarak sonuçta bu yeganeliği sağlayabilen bir yenilik olarak hayatımıza girdi. Aslına bakarsanız işin düşünsel boyutunda çok daha eski bir mazisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat NFT trading, NFT piyasası bu gibi terimler son 2-3 sene içerisinde belki en fazla hayatımıza giren terimler olarak karşımıza çıktı. NFT piyasası malumunuz 2018'den itibaren aldık tabloyu. Özellikle son bir sene, 1,5 sene içerisinde çok büyük bir ivme yakaladı ve 15 milyar dolarlık bir büyüklüğü gördü 2021 yılı içerisinde. Projeksiyon öngörü bu rakamın 2028 yılına kadar 75 milyar dolar seviyesine kadar çıkması. Tabii böyle lineer artan bir tablo değil. Hepimiz şahit oluyoruz, yaşıyoruz son gelişmeler itibariyle. Bu barları görüyoruz fakat bunun içerisinde çok büyük iniş çıkışlar olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla NFT piyasası bugüne kadar volatil bir yapı sergiledi. Tabii adaptasyonun artmasıyla birlikte, kullanım alanlarının artmasıyla birlikte bu volatilitenin de düşmesini beklemek mümkün. Metaverse nedir? Meta plus universe. Dijital dünyaların birleşmesiyle oluşan kolektif sanal paylaşım alanı, yani bir tür kurgusal evren. İçinizde Fransız düşünür Baudrillard'ın Simulacra kitabını okuyan oldu mu? Okey, harika. O kitapta 3 aşamalı bir simülasyondan bahsedilir. Gelinen nokta itibariyle teknolojinin de desteğiyle birlikte aslında Metaverse o kitapta Baudrillard'ın 3. aşamadaki simülasyonuna işaret ediyor durumda. Bunu söyleyebiliriz. Tabii Baudrillard'ın düşünür olmaktan ileri gelen sorumlulukları itibariyle bu 3. seviyedeki simülasyonun bir tür her şeyi denetle mekanizmasını da beraberinde getireceği önermesi vardı. Fakat
Bunu merkezi yapı veya merkezi olmayan yapı olarak ikiye ayırdığımızda her şeyin denetimi noktasındaki kaygı, blok zinciri teknolojisiyle ve dağıtık teknolojilerin gücüyle diyelim, kaldıraç etkisiyle giderilmiş de olabiliyor. Bu da Metaverse piyasasının şu anki büyüklüğü ve önümüzdeki yıllardaki projeksiyonu. Metaverse'ün rakamlarının NFT'ye göre biraz daha agresif olmasının sebebi, tabii hepimizin bildiği dünya çapındaki teknolojik şirketlerin, teknoloji markalarının Metaverse'ü kendi markalarıyla uyarlama ve çoklama gayreti. Dolayısıyla burada gidilecek çok fazla alan var, çok büyük bir potansiyel var. İlerleyen tarihlerde, önümüzdeki 10 yıllık zaman zarfında Metaverse işlerinin blok zincirine dayalı ya da blok zincirine dayalı olmayan şekilde fazlasıyla artacağını söylememiz mümkün. NFT versus Metaverse dediğimizde de aslında NFT'lerin Metaverse'deki yeri ya da kendi bu iki bileşiğinin kendi içerisinde nasıl etkileşime girdiğinden bahsetmekte fayda olabilir. Şu anda Metaverse NFT'leri toplam NFT piyasasının sadece %3'ünü oluşturuyor. Biraz önce söylediğimiz şeye geliyor aslında bu iş. Burada gidilecek blok zinciri tabanlı işlerde çok fazla yol var. Metaverse bağlamında kripto para birimleri ve NFT'ler işlemleri eşsiz, benzersiz hale dönüştüren araçlar olarak hizmet ediyor. Bunu Decentraland, Sandbox gibi oyunları oynamış, bunları tecrübe etmiş mutlaka kullanıcılar vardır aramızda. Ne anlam ifade ettiğini çok iyi anlayacaktır. NFT'ler Metaverse içerisinde ticaret ya da işlem yapmak için gerekli olan temel ürünlerden oluşuyor. Metaverse NFT'si kullanımı hangi avantajları getiriyor? 1. Güvenlik. Blok zincir mucizesinden hareketle sanal varlıklara sahip olmak ve ticaret yapmak için çok daha güvenli bir yol sağlar. 2. Kıtlık. Metaverse içerisinde tokenomics dinamikleri NFT'lere değer katabilecek bir kıtlık oluşturur. Ve 3. Varlıkların parasallaştırılması. NFT'ler Metaverse varlıklardan para kazanmanın yolunu açar. Metaverse içerisindeki metaların adı üzerinde parasallaştırmasının yolunu açar. Peki, Mamoru ne yapıyor bu Metaverse ve NFT özetinden sonra? Konuşmanın başında söylediğim gibi, Mamoru sadece bir geleneksel kripto para borsası olma vizyonunda değil. Biz blok zinciri dünyasındaki tüm teknolojileri takip ediyoruz. NFT, Metaverse, DeFi, Web3, bunlarla bir şekilde etkileşim halindeyiz ve daha da her geçen gün bu etkileşimi arttırmayı hedefliyoruz Mamoru olarak. Bunun bir parçası olarak da Mamoru Adventures NFT koleksiyonunu duyurduk. Resmi lansman henüz yapılmadı. Public Mint Aralık 2022'de olacak fakat şu an pre-mint aşamasında. Ethereum zinciri üzerinde mint edilecek bir Adventures NFT'si. Burada ödüllü bir heykel tıraştan faydalandık bu NFT'yi hayata geçirirken. Avatarlar olacak özetle. 2000 adet sınırlı sayıda avatar olacak ve bu avatarları kullanarak Metaverse dünyasında kullanıcılar deneyim elde edebilecekler. Nasıl bir deneyim? Kaçış labirenti dedik bu deneyimin adına. Sandbox'da yer alacak bu oyun, bu Metaverse evreni. Özetle burada Earn to Play modeli geçerli olacak. Kullanıcılar kazandıkça hem oynama deneyimini parasallaştırabilmiş olacaklar, hem de işin eğlence boyutunu da katmış olacaklar. Burada bir videomuz vardı ama... Okay. Bu ilk bakış gibi düşünebilirsiniz. Thank you.
Evet, bu retro feeling'i, retro hissiyatı ben çok seviyorum. Belki biraz da yaşım itibariyle ama piksel meselesi bence NFT dünyasında ve Metaverse dünyasında özellikle 8 bit çok ayrı bir yer tutuyor. Adventures NFT'leriyle ilgili bir çekilişimiz var standımızda. Vakti olanlar ziyaret edebilirler. Bir Pyramid whitelist'inden faydalanabiliyor olacaklar o çekilişte kazanmaları halinde. En uygun zamanda sizi standımıza bekliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.